Hadi. Hadi canım. Değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarım, sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli temsilcileri, 5 yıl önce bugün bu saatlerde Baro Başkanımız sevgili Tahir Elçi'yi burada kaybettik. Bir cinayete kurban gitti. 5 yıldır adalet çabalarımız, adalet arayışlarımız, meslektaşlarımızın, barolarımızın, Tahir Elçi dostlarının çabasıyla, katkılarıyla sürüyor. Bu konuda sözümüz vardı. Bu cinayetin faillerini ortaya çıkarıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğimizi söylemiştik. Yine bunun için bugün buradayız. Bir farkla buradayız. Bugün pandemi koşulları nedeniyle, ülkemizin ve dünyanın yaşadığı pandemi sorunu nedeniyle kitlesel bir yürüyüş ve açıklama yapmadık. Sadece temsili düzeyde bir katılımla bugün bu yılki etkinliklerimizi düzenliyoruz, anma etkinliklerini. Aramızda bugün destek için, adalet arayışımız için aramızda olan dostlarımız var, meslektaşlarımız var. İzninizle önce onları okuyayım, sonra açıklamamızı yapacağız. Van Barosu Başkanı aramızda, Urfa Barosu'ndan, yönetim kurulundan arkadaşlarımız burada. İnsan Hakları Derneği temsilcileri aramızda. Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsilcileri burada. Diyarbakır Tabip Odası temsilcileri burada. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği temsilcileri aramızda. Şırnak Barosu temsilcileri aramızda. HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar aramızda. Tahir Elçi'nin ailesi aramızda. TMOB ve KESK temsilcileri aramızda. Belki daha zikredemediğim arkadaşlarımız, dostlarımız, kurum temsilcilerimiz var. Lütfen bağışlasınlar. Bu yılki etkinliklerimizi dediğim gibi pandemi nedeniyle sadece kurum temsilcileriyle sınırlı olarak yaptık, yapacağız. Şimdi basın açıklamamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Kamuoyuna. Baro Başkanımız Tahir Elçi'nin bulunduğumuz bu alanda katledilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıldır kalın bir cezasızlık zırhıyla korunan Tahir Elçi'nin faillerini arıyoruz. 218 hafta boyunca Diyarbakır Adliyesi önündeki adalet arayışımıza mahkeme salonlarında sürdürmeye karar verdik. Ancak yapılan ilk duruşma gösterdi ki soruşturma sürecindeki cezasızlık politikası aynı şekilde mahkemeye de sirayet etmiş durumda. Diyarbakır Barosu meslektaşlarımızın da destek ve dayanışmasıyla bu cezasızlık politikasına gerçeği perdeleme çabasına karşı mücadele etmeye devam edecektir. Tahir Elçi'nin aramızdan koparılışından sonra ne değişti derseniz Şark cephesinde değişen bir şey yok. Toplum olarak hapsedilmeye çalıştığımız karanlık daha da zifirileşti. Bu ülkede artık hiçbir yurttaşın hukuk güvenliği yok. 80 milyon insan olağan şüpheli, her sabah kırılan ya da çalınan kapılar, gözaltına alınan onlarca kişi haberleriyle güne başlamak rutin bir hale geldi. İşkence, yasa dışı öldürmeler, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, çevre katliamları konusunda yargının sağır edici sessizliğine tanıklık ediyoruz. Kürt meselesinde barışçıl çözümü konusunda Tahir Elçi'nin bıraktığının çok gerisindeyiz. Mesele tümüyle güvenlik bürokrasisine terk edilmiş durumda. Çözümsüzlük politikası can almaya ve can yapmaya maalesef devam ediyor. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ağır bir tehdit altında. Binlerce insan sosyal medya ve diğer iletişim araçlarından fikirlerini paylaştıkları için soruşturma ve kovuşturma tehdidi altında. Aynı şekilde meslek etiğine uygun bir şekilde görevlerini yapan onlarca gazeteci de hapishanelerde. Hapishaneler fikirlerinden dolayı tutuklanan siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler için adeta kalıcı bir ikametgaha dönüşmüş durumda. Her yıl tedavisi yapılmayan onlarca hasta mahpusun cezaevlerinde çıkıyor cenazeleri.
mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılar ve tacizler de daha da artarak devam ediyor. Avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmakta, tutuklanmakta ve cezalandırılmaktadır. Ama sevgili Tahir Akbabi'ye sözümüz var. Gözün arkada kalmasın. Binlerce meslektaşım senin bıraktığın yerden kararlılıkla adalet ve insan hakları mücadelesini sürdürmektedir, sürdürecektir. İşte senden sonra Tahir abi memleketin pür melali bu halde. Demokratik, özgür ve barış içinde bir yaşam hayalin bizim de hayalimiz. Düşlerinin ve düşlerimizin savunucusu olmaya, bunlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bundan sonra mezarlığa gideceğiz. Tahir Başkan'ı ziyaret edeceğiz. Bu yılki anma etkinliğimiz, başlarken de söylemiştim, pandemi nedeniyle çok kısıtlı bir şekilde yaptık. Buradan birazdan mezarlığa geçeceğiz. Orada bir anma yaptıktan sonra bu yılki programımızı burada sonlandıracağız. İlginiz, alakanız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.